Hayri Bey, hoş geldiniz. Yine seyir halinde her zamanki gibi. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Böyle özel bir gecede çok özel bir insanı almak benim için çok büyük bir şeref. Önce bunu ifade etmek isterim. Bu insanları rahmetle anmak benim haddime değil. Ama onlar için şunu söyleyebilirim, diyebilirim ki Cenab-ı Hak onlara rahmet ettiği gibi bizlere de rahmet eylesin. Onları cennetiyle müşerref eylediği gibi bizleri de cennetiyle müşerref eylesin. Ve şunu da ifade etmek isterim. O üç insan, rahmetlik Celal Hocam, 93 senesinde ben Kıbrıs'taydım. Ardından Ali Baki Hocam, Allah gani gani rahmet eylesin, benim nikahımı kıyan insan. Bir de Ali Gedik Hocam, bunlar babamın göz tayincileriydi, öyle söyleyeyim. Özel insanlardı. Tabii şimdi şu, Ali Hocam deyince aklıma ne geliyor? Bir defa şu anda araç kullanıyorum. İstanbul'a da girmek üzereyim. Ali Hocam deyince şaka, nüktedan, çok nüktedan bir insan. Yani çocuk da çocuk olan bir insandı. Avrupa'da bir hatırasını anlatırken derdi ki evladım işte sohbet bitti. Artık ben sizin yerinizde olsam uyurum, sabah yola çıkarım derdi. Ama madem yola çıkmak istiyorsunuz, yolda uykunuz geldi. Oğlum bir tane gözünüzü kapatın, onu dinletin, sonra diğer gözünüzü açın diyen böyle nükteden, işte en son döneminde hastanede beraber zaman geçirdik, ona hizmet etmek nasip oldu Hafız teyzeyle, oğlu Haydar'la beraber. Her anı babamdı onun. O babamla tanışma yıllarını, dönemlerini anlattı. Bize de çok büyük örnek bir insandı. Tabii Ali Hocam'ı kaybetmek bizim için çok büyük bir kayıp. Camia için çok büyük bir kayıp. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki onlar artık aşık maşuğuna kavuştuğu yerdeler, mekandalar. Cenab-ı Hak da bize onlarla beraber olmak için her ne türlü nasıl amel işlememiz gerekiyorsa bu amelleri de işlemeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Rahmetli Baki Hocam benim nikahımı kıymıştı. Hala o kıydığı nikah sandıkada, hanımın sandıkasında var. İnşallah onunla beraber mezara girdiğimizde Baki Hocam'ın da o nikah merasimi bizim için yaptığı o sözleşmeyi de oraya koyarız. Ali Hocam da benim hanımı istemeye gitmişti. Babam rahmetli Ali abi dedi, sen dedi bizim Zahide'yi iste demiş. Çok özür dilerim. Bu arada bir su verir misiniz oradan? Şimdi tabii sözü babam şeye verdi, Ali Hocam'a verdi. Çok özür dilerim. Bir de su içmem lazım. Hadi biz de içelim. Şimdi bak Ali Hocam sözü aldı, dedi ki Allah'ın emri peygamberin kavliyle Bilal dedi. Kızını Zahide'yi oğlum Hayri'ye istiyorum. Siz de verdiniz. Teşekkür ediyorum diyerek böyle olayı da orada çok güzel yumuşatmıştı. Yani böyle de bir insandı. Ben şunu da hatırlatmak isterim. Biz şu anda yanınızda oturduğunuz Sabri abi, biraz önce bağlanan Bilal Bey. Bunların da aynı düzlemde, aynı eşit şartlarda Baki Hocam gibi olmasalar da onların varisleri olduğuna, yani onlar da bizim abilerimiz. Çünkü biz her şeyi, ahlaki hamideyi, güzel konuşmayı, insan olmayı bizi öğreten insanlar da bu insanlar. Dolayısıyla bu kadro içerisindeki bu insanlara da bu kıymeti vermemiz gerekiyor. Artık diyoruz ki ya keşke Ali Gedik Hocam olsaydı. Yani ben şunu isterdim mesela, bugün Ali Gedik Hocam olsaydı, yani bize akıl daneliği yapardı. Bizim rehberimiz, önderimiz olurdu. Yani onu kaybetmek gerçekten bizim için çok büyük bir şanssızlık diye düşünüyorum. Ama Cenab-ı Hak inşallah bizi ahirette de onlarla bir ve beraber eyler. Bunu demişken bir hatıramı da anlatmak istiyorum. Bir gün hastaneye gittim. Hastanede Ali Hocam böyle sert kaşlı bir şekilde böyle kaşlarını çatmış. Ya oğlum dedi, ya bugün dedi ne oldu biliyor musun dedi. Buyurun hocam ne oldu dedim. Ya şu bizim dedi oğlan dedi Hasan kaptı mahalleyi birbirine dedi. Ne yapacağız dedi ya. Hocam hangi Hasan diyorum. Tabi o arada abi oğlu yeni doğmuş. Tamam mı? Polisler eve gelmiş. Hasan böyle nükteden de güzel bir insandı.
Ali Hocam'la çok uzun yıllar Meltem Kolejleri'nin genel müdürlüğü yaptığı dönemde beraber çalıştık. Çok çok güzel bir insandı, çok naif bir insandı. Yanlışlarımızı, hatalarımızı, eksiklerimizi görmeyen, bizi devamlı böyle güzelce uyaran bir insandı. Son bir hatırasıyla da, son bir şakasıyla da bu programı kendi adıma kapatmak isterim. Onun gözünde kızlar Gülizar'dı, erkekler de İsmail'di. Bir gün rahmetli Fakir Hocam'ın oğlu Hüseyin'e, oğlum tabii her gördüğü kişi İsmail, ne haber? İsmail oğlum nasılsın? İsmail gel buraya derdi. Tabii Bahak Hocam onlara dedi ki ya senin adın neydi? O da Bahak Hocam'ın çocuğu tabii. Hocam dedi benim adım İsmail. 10 puan böyle böyle de bir insandı. Çocukla çocuk olabilen, büyükle büyük olabilen, yasta yasımızı paylaşan, düğünlerde, derneklerde, eğlencelerde bizimle beraber her şeyi paylaşan büyük bir abide insandı. Cenab-ı Hak onlarla bizleri haşreylesin diyorum. Onları tekrar rahmetle anıyorum. Hürmetler ediyorum değerli katılımcı arkadaşlarıma. Saygılar sunuyorum. Sabri abicim, Bilal abicim, Ömer abicim, hepinizin de ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Adem kardeşim çok teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. Hayır. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.